İzleyenlerimiz, Business Channel Türk ekranlarında harika bir pazar günü Elif Karakışla ile 7 Expert programı her hafta birbirinden keyifli, birbirinden ilham veren konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu haftaki konu sevgili Tuncer Küçükay doğmuş. Onu anons ederken titrini acaba nasıl söylesem diye düşündüm Üstad. Bir türlü böyle küçük bir titrin içine sığdıramadım. Kendisi de eğitimci, akademisyen, gerçek bir aktivist, sosyal konularda her zaman çok çok duyarlı. Aynı zamanda finansal danışmanlık yapıyor. Bu enteresan projelere imza atıyor. Bu konuda detaylı bilgiler alacağım. Bir de kendisi bir Akses Bey'i, Akses karşısında sınıflarında birlikte olduk ve kendisiyle gerçekten eğitim hayatına katkı olmaya gönüllü olduk. Acaba öğrencilerin hayatında, öğretmenlerin hayatında, velilerin hayatında Türk eğitim sistemi için nasıl bir davetiye olabiliriz diye birlikte sorular sorduk. Bundan da bugün bahsedeceğim. Bakalım neler mümkün. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Üstad, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Tuncer Küçükay doğmuş, matematikçiyim dediğiniz gibi. Psikolojiye, sosyolojiye çok ilgim var. İşte son dönemde de şirketlerim Quartz Invest Ayşe altında. Bir de Hamide Batki hanımefendi ile beraber, ortağımla beraber Quartz Invest Ayşe'yi kurduk. Ve finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz şu anda. Harika. Finansal danışmanlık deyince aklınıza birçok şey geliyor. Evet. Yani ben nasıl tasarruf edebilirim, paramı nerede tutabilirim, işte ekonomi ne gösteriyor, ne yapabilirim, nereye yatırım yapabilirim. Ama sanki bunun da ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi finansal danışmanlık deyince akla ilk gelen ekonominin canlılığı içerisinde adı geçen şirket. Şirket olmalı, proje olmalı, para nereye gelir, finans nereye gelir? Şirkete gelir ve projeye gelir. Yaratıcı. Biz bu noktada şirketlerin kuruluşundan işletmesine, faaliyet sürecindeki projelerinin yapılandırılmasına ve bu süreçteki aktivasyonların hepsini süreci kontrol ediyoruz. Ve gerek projelerin finansmanını, gerek firmanın finansmanını sağlıyoruz. Burada esas olarak finansman bulmak bir problem. Bir de bulunan finansmanın geri sağlıklı bir şekilde geri dönmesi, yatırılması, ödenmesi bir başka problemdir. Tabii. Biz finansal danışmanlıkta bu iki süreci de yönetiyoruz. Yani bizimki hani finans deyince akla ailelerin küçük birikimlerden ziyade şirket bazında aktivist olan, ekonominin içinde canlılığı olan şirketlerle alakalı bir danışmanlık yapıyoruz. Peki ben desem ki Güzellik Merkezi'nin Melisma ile ilgili Üstad büyük bir projem var. Evet. Girişimci kadınlara bakış açınız nasıl Üstad? Süper. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle günümüzde insanların habire dışarıdan liderleri sayfalarında paylaştığı, hayranlık uyandırdığı bir dönemde ta bundan kaç yıl önce Ulu Önder'in açıkladığı gibi Türk toplumu bir kadın ve erkekten oluşmuştur bazında yüreklendirici sözlerinden sonra kadın girişimcilerin inanılmaz bizde yetkisi vardır, değeri vardır, kıymeti vardır. Zaten sizi biliyoruz. Melisma deyince zaten çok güzel bir yer, ben biliyorum. Sizi de oradan çok ciddi takdim ediyorum. Öğrencilerinden biliyorum hatta. Çok onların mutluluklarını gözlerinden görüyorum. Burada şu var. Siz projenizi getirdiniz. Bu planlama ve yapılandırma sürecidir. Biz sizin projenizi alıyoruz. Bunu ulusal bazda bir akreditasyonunu sağlıyoruz. Evet. Eğer sizin projeniz ulusal bazda akreditasyonu sağlanmadıysa uluslararası bazda zaten akredite edilemez. Mesela piyasada diyorlar benim projem var. Yani şöyle bir şeyim var, para lazım. Biz para bulan bir şirket değiliz. Hani bize alın cebimizden para çıkarttığımız bir şirket değil. Ya da piyasada hani çantacılar vardır. Derler ki işte biz size para getireceğiz yurt dışından falan filan. Şirketin Türkiye'de aktivasyonu yok, akredite olmamış, yurt dışından para gelecek. Mümkün değil bu. Bunlar tamamen pasafiso, zaman kaybı ya da o kişilerin hala hem zaman kaybı hem de kaynak israfı. Çünkü o kişiler onlardan yine para almaya devam ediyor. Biz her şirkete özgü, o şirketin özgür ağırlığına bakarak bir reçete yazıyoruz. Yani her şirkete has başka bir proje yazıyoruz. Bir yapılandırmasını yapıyoruz. Herkese göre, her bütçeye göre yani 1 milyon dolarlık şirket de olabilir, 1 milyar dolarlık şirket de olabilir. Herkesin kendi özgür programına göre bir proje yazıyoruz. Aynı
Akşesi olduğu evet. gibi burada matematiğin olasılığı giriyor. Türkiye'deki finansal argümantasyonlarda konvansiyonel yolları biliyorlar. Mesela nedir? Bir adam yatırım yapacak. Ne yapıyor? Hemen elindeki var olan mal varlığını satıveriyor. Niye? Kaynak lazım. Bu bizim tabirimizde en amele iş. Tabii. Biz ne yapıyoruz? Biz var olan projeyi yapılandırıyoruz, projesi yönetiyoruz ve alınan gelinen akreditasyon sonucunda hazır olan şirkete zaten her yerden para geliyor. Her yerden. Şunun gibi düşünün, siz çok iyi hazırlanmış bir sunum yaptıktan sonra çok güzel sunulan bir yemeği herkes yemeye gelmez mi? Tabii. Para demek yemeğe gelen yiyici gibidir tabiri caizse. Siz çok güzel bir sunum yaparsanız herkes sizin zaten kapınızda sırada bekler yani. Doğru. Peki planlama sürecinde nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir süreç yürüyor orada? Bizim bütün hedefimiz, bütün şirketlerdeki ortak hedefimiz şirket ekonomisinin işleyişine uygun hale getirebilmek, finansal kaynaklara erişebilmek ve elde edilen dış kaynakları, dış kaynak demek şu demek, yani şirketin kendi bünyesinde olmayan, ulaşılabildiği tüm kaynaklar dış kaynaktır. Bu ulusal bazda olabilir ya da uluslararası bazda olabilir. Bunların hepsini geri dönüşümünü yapılandırılmasıyla beraber sağlıklı bir şekilde ödenmesini sağlamak. Yani bunu yaptıktan sonra eğer siz bu prosesi, bu business planını ortaya koyduğunuz zaman siz de herkes masaya oturur ve herkes proje ortaklığına girer ve bunu yapar. Şirket seçerken dikey bir alan seçiyor musunuz ya da özellikle danışmanlığı şu alanda, finansın şu alanında vermeyi tercih ediyoruz gibi bir var mı özel seçimleriniz? Hiçbir özel seçimimiz yok bu noktada. Yani şirket olsun, ekonominin canlılığı içerisinde aktif olsun, hareket etsin, iş yapsın, her türlü şirkete ölçekte önemli olmamak üzere. Sektör seçimimiz de yok. Her türlü sektöre yardımcı olabiliyoruz. Peki, bu tip projeler yapan, proje finansmanlarıyla ilgilenen aracı kurumlar, danışman firmalardan farkınız nedir? Yani bizimle görüşmeliler çünkü. Evet, çünkü bizim farkımız yani onlarca firma var, yüzlerce hatta binlerce firma var. Herkes finansal danışmanlık arıyor. Hele ekonominin dar boğaza girdiği dönemde finansın sürecini yönetmek bir maliyet olduğu gibi finansı doğru yapılandırmak, projeleri doğru yapılandırmak da çok önemli. Biz şu değiliz. Biz kredi ihtiyacı olan firmalara, bizim bankalarda tanıdığımız var, müdürler var. Biz sizin ihtiyacınız olan finansmanı çıkartırız. Bunu tutur geliriz ve size sunarız. Bunu yapmıyoruz biz. Biz bir çantacı değiliz. Biz hiçbir teknik verisi ve derinliği olmayan bu tarz gruplar ve tekel bireysel firmalar değiliz. Biz kimiz? Biz finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ulusal bazda ve uluslararası bazda akredite edilmiş ettiğimiz bu firmayı iki soruyla soruyoruz. Bir, şirketi nasıl yapılandırırız? İki, finansal kaynağa erişim için artı geri dönüşümü sağlıklı bir şekilde nasıl planlarız? Bunları koyduğumuz zaman teknik verilerimizle beraber bunu ortaya koyduğunuz zaman siz bu işi dünya çapında yapabiliyorsunuz. Mesela biraz önce dediğim gibi birçok yol, yöntem var. Olasılık giriyor devreye. Mesela konvansiyonel matematik ne yapar? Finans 5 artı 5 artı 5 ne etti? 15. 3 tane 5'i toplarsanız 15. Ama olasılık devreye girerse, akses de olduğu gibi. 115'ten açar. 5 çarpı 5 çarpı 5 125 eder. Bakın bir 5 daha eklersek 20 eder. Bir 5 daha eklersek buraya çarpında 625 eder. İnanılmaz bir mantık. Yine sinerji ve aksesi kullanırsak bakın yine sayılar diline geçelim. Evet. Siz birsiniz, biz ve bilgimiz bir. Biz buraya yaklaştığımız zaman 3 etmiyor. Evet. İşte olasılıklar devreye girdiğim zaman 111 ediyor. Yani 3 çarpı 37, altın sayı diyorum ben 37'ye. Olasılığın gücünü bakıyorsunuz. İşte finansal derinlik, teknik bilgi ve beceri bunu sağlıyor. Bize geçenlerde bir sanayici, 40 yıllık sanayici bir arkadaşımız geldi. Biz hiçbir firmamızın ismini paylaşmayız bu arada. Bu bizim mahremimizdir artık. Tabii. Ve namusumuzdur. Dediği şu, güzel arkadaşlar, ben 40 yıldır sanayiciyim ve bankacıyım. Sizin konuştuğunuz ve akredite ettiğini söylediğiniz finansal mühendisliğin ilk 15 dakikasından sonra hiçbir şey anlamadım. Ve ben size tüm şirketlerimle alakalı yapısal
danışmanlıkları teslim ediyorum dediler. Tabii bu bizim çok büyük bir gurur kaynağımız. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok ciddi CEO'larımız var. Hı-hı. Bu işi yapan insanlarımız var. Onlardan bunları duymak da bizi çok onur ediyor. Evet. Peki matematik ve finans. Evet. Hakikaten keyifli olmalı, eğlenceli olmalı. Yani biz aslında bir parça parayı, para yaratmayı, kendim de girişimci bir insan olarak çok iyi biliyorum ki bazen bizi çok boğan bir konu olarak düşünüyoruz. Evet. Yani parayı hep ödeme, yatırım, karşılık ödeme olarak bakıyoruz. Ya buna olasılık olarak bakabilsek, değil evet, mi? Bakabilsek. Bahsettiğiniz zaman bile heyecanlandırıyor. Evet, şöyle söylüyor insan, önce para kazanabilirim demeli insan, değil mi? Tabii önce ki. Kazanabilirim ve para yaratabilirim diyoruz. Evet, istemeye başlamalı. İsteyemediğiniz hiçbir şeye ulaşamazsınız zaten. Evet. Bunu biz eğitimde de kullanıyoruz. İşte sizinle inşallah bir sosyal sorumluluk evet, projemiz olsun. Evet, geçelim de o tarafa da geçelim. Şimdi evet. Hakikaten çok keyifli. Bu teklif Tuncer Üstad'dan geldi. Kendisi akıl etti. Tabii çocukların ihtiyaçlarını biliyor. Evet. Okulların ihtiyaçlarını, velilerin ihtiyaçlarını biliyor. Şu anda eğitim sektörü sizce ne durumda? Yani Türkiye'de eğitim öğrenci, öğretmen, veli, burada biz nasıl bir katkı olabiliriz? Şimdi çok sevdiğim öğrencilerim var. Ben hı-hı. eğitim dünyasından bir türlü kopamıyorum. Hı-hı. Özel derste deşarj oluyorum belki de. Yani yapmadan ödemiyorum. Bir öğrencimle konuşuyorum. Ve benim öğrencilerim çoğu da hani çok zeki ve işte üniversite zaten kazanacak tipler değil. Etrafta sen üniversite kazanamazsın diyen tipler. Hı-hı. Ve bunlar hep biz... özel güzel üniversitelerin burslu bölümlerine yerleştirdik şükürler olsun. Hukuk fakülteleri, işte bilgisayar bölümleri, tıp fakülteleri falan tarzında. Hep şunu gördüm. Yani aileler şunu yapıyor. Mesela bir öğrencim, geçen tipik bir öğrencim 2,5 netle başlamış matematiğe. Bir ay sonra 9,5 net yapmış. Ve totalde de netini tüm hepsinde tabii motivasyon sonunda 72,5 nete çıkarmış. Kaçtan? 42 netten 72,5 nete. Dedim ki hemen babanı arıyorsun. Hemen. Dedim babanı mutlu ediyorsun. Ara ve bu sevincini paylaş. Evet. Dedi yok hocam. Neden? Ara sen dedim ara. Arıyor babasını. Sonra babası diyor ki oğlum diyor millet zaten diyor 100 net yapıyor diyor. 100 net yapıyor. Bunu söylüyor. Sen 61-71 net yaptın diye beni arıyorsun. Bu mantıklı mı diyor. Bakın hemen ne yaptınız? Tepesine vurdunuz. Piyasada en önemli şey çocuklarımızın özgüvenini eksiltmek hı-hı. değil mi? Bizim eğitimci olarak sizlerin kanallarda yaptığınız hı-hı. sunucu ve programcı olarak hı-hı. en önemli şeyimiz insanlara bir güven aşılamak. Evet. Bir isteyebilmeyi, ifade edebilmeyi söylemek. Nedir? Ben istiyorum, evet. ben başaracağım, evet. değil mi? Evet. Ben yapacağım diyemedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Onlara oldukları o muhteşem sonsuz varlık, o güç evet. Ve içindeki kudreti gerçekten algılatmak evet. bir çocuğa verilebilecek herhalde en büyük hediye. Şey. Evet, evet. Çünkü o siz olmadan da, öğretmeni olmadan da işte hayatın her alanında yalnızken ya da topluluklar içinde liderlik yaparak da hakikaten olduğu o muhteşem benim buradayım, ben seçtiğim her şeyi yapabilirim evet. aşılatmak benim bu projeyle ilgili en heyecan duyduğum taraf bu. Akses'in sizin eğitimlerinizde gördüğüm, Akses'in bana verdiği en önemli ilhamlardan birisi. Birçok ilham aldım gerçekten. O para şelalesinde olsun, hı-hı. yani diğer eğitimlerde olsun. En aldığım şey şu, ayağınızın altına bir tuğla koyuyor. Bir tuğla daha koyuyor, bir tuğla daha koyuyor. Ne olur? Seyirciler kalsa mesela şu anda oturduğunuz yerden kalkın. Kalkın, bir aktivasyon yapın. Oturduğunuz koltuğun üstüne çıkın, çek yatın üstüne çıkın. Çocuğunuz gizim masanın üstüne çıkın, çıkartın. Şimdi baksınlar. Evet. Değişiyor değil mi ama? Bakış evet. açısı değişiyor. Evet. Bakış açısını değiştirmemiz lazım. Yükseltmemiz lazım. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela ben şu salondan, şu isimden, şu renklerden inanılmaz enerji alıyorum. Enerji almayı bilmeli bir kişiler. Buna açık olmalı. Evet. Buna açık olmanın en önemli yolu kendine inanmalı. Tabii. Kendine güvenmeli. Tabii. Bunun için en önemli şey sevgiyi koymalı. Akses bunu söylüyor. İnsanları yargılama ve sev.
Bunu fark ettim ben. En önemli şey tüm böyle notlarınızı açtım, baktım, implant kemikleri falan filan hepsinde bir enerji akışı ve dokunabilme ve yargılamama ve kabul etme, değiştirmeden doğruya yöneltme, değil mi? Kesinlikle. Yani çok önemli. Yani keşke dedim, işte sizinle de o zaman çıktı, okullarda bir proje yapalım. Evet. Ben yıllarca bir sürü okulda seminerler yaptım, motivasyon seminerleri. Yüzlerce, belki binlerce. Beraber bunu birleştirsek dedik, siz de kabul ettiniz. Acaba neler çıkacak çok merak ediyorum. Benim için en büyük heyecan şu, Access'in bende en büyük ilham kaynağı, ya hiçbir şey doğru ya da yanlış değil, sadece seçimse. Evet. Ya hiçbir şeyde tanım yapmasak, ya hiçbir yargıda bulunmasak. Çünkü ben bu çok iyidir dediğim zaman da aslında iyi tanımının altında onunla hapis etmiş oluyorum. Halbuki bundan daha iyi nasıl olur dediğim zaman hep bir sonraki adımı, bir sonraki tanımı daha fazla, daha fazla. Hatta ben diyorum ki hani çocuklarımıza sihirli olmayı. Aynen. Aslında anne babalar genelde şöyle diyor, oğlum hani artık biraz büyük, masal dünyasından çık. Ya onları gerçekten sadece o masalların gücüne, o sihrin gücüne hazır inanmışken, onları biliyorken onları hiç kopartmasak, değil mi? Şimdi işte şu anda ilham geldi, yani onu paylaşmak istiyorum. Napolyon Bonaparte kaç yılında yaşamış, yüzlerce yıl önce yaşamış ve şu anda bize kendisini anlattırıyor. Napolyon Bonaparte, Fransız kral, ordu başkanı, devlet başkanı. Hiç yenilmedi derler ama evet, hiç para evet, para finans. Şimdi hiç yenilmedi derler ama Cezalı Ahmet Paşa bunu yenmiştir. O da ayrı bir anekdot. Onun da hakkını yemeyelim. Bir kez tabii o donanmasını, Fransız donanmasını yerle bir etmiştir. Kaçmıştır Napolyon. Orduda ayaklanma olur. Eskinin lejyonlarını düşünün. Kocaman kocaman insanlar. Derler ki gidelim, vuralım, kıralım, öldürelim, Napolyon'u asalım, ciğerlerini dağıtalım. Derken orada ayakları yürümeye başlar. Haberini alır Napolyon. Hemen giyinir. Tören kıyafetlerini giyer. Tören kılıcını giyer. Aslında orada 5000 askeri vardır. Yani vurursa kırırsa çok rahat. Belki çok ciddi kan akar. Belki düzeltir. Belki kaçabilir ama tek başına saraydan yürümeye başlar. Ordu gelir bu üzerine gider. Ordu gelir bu üzerine gider. Ve bir noktadan sonra ordu bunu gördüğünde ordu zınk durur. Küçücük bir adam. 1.55-1.56 boyunda minnacık bir adam. Adı büyük Napolyon. Neden? Yüreği büyük. Neden? İstediği şeyi haykırabilen bir insan. O bedene sıkışmamış. Evet. Gelir, durur. Der ki ordu orada. Beni mi istiyorsunuz der. Beni mi istiyorsunuz? Orduda çıt yok. Kocaman kocaman insanlar, o kafa taslarında kandan şarap içen insanlar, çıt yok. Yanlışlıkla yürüyiverseler ezilecek bir adam karşılarında, çıt yok. Benim almaya geldiniz der. Üniformasını yırtar, vurun der, vurun, vurun. Vurmuyor musunuz der. O zaman takılın de peşime, dünyayı fethe gidelim der. Şimdi liderlik neyle başlar? Bir, sevgiyle. Evet. Bu şirketlerin yapısında da var. Bu ailelerin de yapısında var. Çünkü ekonominin hücresi şirkettir. Temeli şirkettir. Siz şirketleri liderlik vasfını alırsanız ekonomi çöker. Şirketlerin çok büyümesi lazım. Dünya çapında lider şirketler olması lazım. Bunun için işlerini sevmeleri lazım. Bunun için Access'te olduğu gibi, mesela para şelalesinde olduğu gibi kazanacağım demesi lazım, istemesi lazım. Ve metodolojik yollarla devam etmesi lazım. Mesela bizde şöyle bir şey var, hem eğitim dünyasında hem finansal piyasalarda bir şey ya vardır ya yoktur. Tek düze düşünürsünüz. Neden olasılıkları aşmayalım? Neden bir anda 3 artı 3, 9 derken 3'ün küpü 27'lere, 81'lere, 243'lere ulaşmayalım? Kesinlikle. Neden biz bunu geometrik olarak dalgalandırmayalım? Bizim yapacağımız memleketimize, insanlarımıza, çocuklarımıza vermek istediğimiz en önemli şey bir lider olun. Lider olmanın birinci şartı söylemek. Söyleyin. Söyleyemediğiniz hiçbir şeyi isteyemezsiniz. Yapacağınız şeyleri söyleyemiyorsanız yapamazsınız. Ne istiyorsunuz? Para istiyorum. Efendim? Para istiyorum. Değil. Para istiyorum. Parayı kazanacağım. Şirketimle dünya markası olacağım. Değil mi? Yani akredite olacağım. Büyüyeceğim.
Doktor olacağım, savcı olacağım, dünyayı değiştirecek insan olacağım. Bakın bizim konumuz bu. Gidecek şimdi geldi. Dünyayı değiştirecek insanları ziyarete gidelim biz okullara. Onlara ilhamlar verelim. Hakikaten şimdi bu beni çok hakikaten şöyle şu stüdyodan birlikte çıkalım ve gidelim boyutuna heyecanlandırdı. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Evet, sağ olun. Böyle sevdiğim konukları ağırlıyorum her hafta. Hakikaten konuşmaya doyamıyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldik programın sonuna. Üstad diyordu ki tamam çok rahat anca toparlarız diyordu ama işte dakikalar yetmiyor hakikaten. Sevgili dostlar, kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla olduğumuz o sonsuz muhteşem varlığa inansak ve kendimizi sonsuz sınırsız olasılıkları açsak, bu finansta da böyle, her türlü liderlikte de böyle, iş hayatında, aile hayatımızda, özel hayatımızda bize acaba neler yaratır hayatımızda diyorum. Sevgiyle, esenlikle kalın, haftaya görüşmek üzere.